أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم رب زدنا علما وفهما وارزقنا بالصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أما بعد kıymetli arkadaşlar İbn-i Salah'ın Ulumul Hadisini bitirdikten sonra hadis usulünün Hanefi bakış açısıyla değerlendirilmesi faydalı olur diye düşündük. Ve bir anlamda mukaran yani karşılaştırmalı, mukayeseli bir hadis usulü okuması yapmaya karar verdik. Ben gerek bir önceki dersimizin işlenmesinde, sürdürülmesinde, gerekse şimdi takip edeceğimiz müzakerenin oluşmasında büyük emekleri olan Selçuklu Müftülüğü İkrar Gençlik Merkezi'ne, hasreten orada Furkan Hocam'ın şahsında muhterem pederi Ahmet Bey'e şükranlarımı arz ediyorum. Böyle bir ortamı bize hazırladıkları için, bütün dersimize katılan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de istifade etmelerini, bereketli bir ders olmasını, Yüce Mevla'nın nasip etmesini dua ederim. Hem ders kitabı hüviyetini haiz olması hem de mütedavel hadis usulü konuları ile Hanefi hadis anlayışını karşılaştırmalı olarak ele aldığı için genç bir ilim adamı olan Abdülmecit Türkmani'nin bir Türkmen beyi Türkistan'dan İran'a göç etmiş. Oradan Hindistan, Pakistan, Hanefi havzasını dolaşmış, oranın Hanefi anlayışını sindirmiş. Yani bagajında Hindistan, Pakistan kıtasının Hanefi anlayışını bulunduran genç bir akademisyen. Bu zatın El Medhal ila Usulil Hadis ala Menhecil Hanefiyye isimli eserini tercih etmiş olduk. Bu eser malumlarınız olduğu üzere esas itibariyle Dirâset fi Usûlil Hadîs isimli doktora düzeyindeki bir çalışmanın ders kitabı haline getirilmiş şeklidir. Zira dirâsatı derste takip etmek oldukça zor. Çünkü gereksiz detaylar da mevcut. Bu itibarla El Medhal'i tercih etmiş olduk. Biraz sonra başlayacağımız temhid kısmından da anlaşılacağı üzere bu kitabı tercih etmemizin isabetli olduğuna siz de kanaat getireceksiniz inşallah. Lakin daha önce bir mukaddime olması, temhid olması bağlamında niye böyle bir derse ihtiyaç duyduğumuzu anekdot olarak zihinlerinize nakletmek üzere bir yazma eserden küçük bir mukaddime arz etmek isterim. Efendim, Tahavi'den sonra
Hanefi hadis anlayışına dair ilk çalışma ancak 8. yüzyılda yapılabilmiştir. Tahavi'nin 321'de vefat ettiğini düşünürsek ancak 8. asırda yani 730'lu, 40'lı, 50'li yıllarda Hanefi hadis anlayışıyla ilgili hadis bilimlerine dair çalışmalar yapılabilmiştir. Bu fevkalade düşündürücü ve üzücü bir durum. Zira Tahaviye Beyhaki'nin yönelttiği tenkitler dahi ancak 8. asırda İbn-i Türkmani ve Kureyşi tarafından kale alınıp değerlendirilebilmiştir. İşte 8. asır alimlerinden daha çok Türkiye'mizde fıkıhçı olarak bilinen Abdülkadir el-Kureyşi, El-Cevahirul-Mudiyye adlı eserin müellifi, Hanefi tabakatına dair meşhur eserin müellifi, Abdülkadir el-Kureyşi, onun El-İnaye bi-Ma'rifeti Ehadit-il-Hidaye adlı benim doktora konumda olan bir yazma eser, halen mahtuta olarak kütüphanelerde bulunuyor. Zeyla'i'den, Nasburraye'den yani önce yapılmış bir çalışma. Aynı dönem, aynı medresenin öğrencileri bunlar. İbn-i Türkmani Hoca, Alaaddin İbn-i Türkmani Hoca, Zeyla'i ile Kureyşi öğrenci, iki öğrenci bir hoca, aynı zaman diliminde 730-750'li yıllar arasında üçü de El-Hidaye'nin hadislerini tahrice yönelik birer çalışma yapmışlar. Zeylai'ninki maruf ve meşhur olmuş, diğer ikisi kütüphanelerde mahtuta olarak kalmaya mahkum. Efendim, Abdülkadir Kureyşi'nin bu kitabı niye yazdığına dair bir varaklık, bir mukaddimesi var. Bizim bu böyle bir dersi tercih etmemize de açıklık getiren bir mukaddime, hem bereket olması hem de konuyu daha iyi anlamamız açısından ıttılalarınıza sunuyorum bu mukaddimeyi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamul etemmanil ekmelanil atyaban. Ala seyyidil murselin ve imamil muttakin. Muhammed ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib. Kema zekerahu zâkirûn. وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وعلى آله وسائر النبيين وإلى كل وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. Hemzeleri Y şeklinde yazıyor gördüğünüz üzere. Bu duadan sonra biz de amin diyoruz. Ve es'eluke Allahumma en tahussa bil mağfira ve rıdvan imamel eyyimmeti ve siracel ümmeti Eba Hanifeten Nu'man. Ümmetin ışığı, nuru ve imamların imamı Eba Hanife Nu'man'a Rabbim mağfiretini ve rızasını lütfetsin. Ve men tebi'a hu, tabi elbette Ebu Hanife'ye tabi olanlara da aynı duayı yapıyorum. Ve en tecma'a beyni ve beynehu fil cinan ya hannanu ya mennan. Beni Ebu Hanife ile birlikte cennette buluşturmanı istiyorum lütfeyle ey her şeyi veren
her şeye minnet eden Yüce Rabbim. Ve ba'du. İmdi. Fe yenbagi li kulli ahadin en yetehallaka bi ahlaki Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve yaktediye bi akvalihi ve ef'alihi ve takririhi fil ahkami vel adab. Şüphesiz her müminin edepler ve hükümler konusunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme min takrirlerine, fiillerine ve sözlerine uymak suretiyle Allah Resulü'nün ahlakıyla ahlaklanmak düşer. وَاَنْ يَعْتَمِدَ فِي ذَٰلِكَ مَا صَحَّ وَيَجْتَنِبَ مَا ضَعُفَ. Allah Resulü'nden sahih olarak nakledilenlere güvenmesi, zayıf olarak nakledilenlerden de uzak durması gerekir. وَلَا يَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْمُتَسَهِّلِينَ الْعَمَلِ وَالْاِحْتِجَاجِ فِي الْاَحْكَامِ bil ahadisi zayıfe ve in kanu musannifine ve eyyimeten fil fıkh ve gayrihi. Her ne kadar gerek fıkhi konularda gerekse diğer konularda imamlar ve hadis musannifleri çokça zayıf hadisleri ahkam konusunda kullansalar ve zayıf hadislerle amel edilebildiğini gösterseler de mümin bunlara aldanmamalıdır. Fe innehu la yu'temedu fi zalika da'if. Zira ahkam konusunda zayıf hadislere itimat edilmemelidir. وَإِنَّمَا أَبَاحَ الْعُلَمَاءَ الْعَمَلْ بِالْضَعِيفِ فِي الْقِصَصِ وَفَضَائِلِ الْاَعْمَالِ. Tabii şunun da farkındayız. Alimler zayıf hadisle kıssa hususunda, hikaye hususunda, vaaz, nasihat hususunda ve amellerin faziletleriyle ilgili konularda zayıf hadislerle amel edilebileceğine fetva vermişlerdir. Wa'lam enne ashabena rahimahumullah ektera ittiba'an lissünne. Şimdi asıl konuya geliyor Kureyşi rahimahullah. Min gayrihim. Bizim Hanefi alimlerimiz diğer mezhep taraftarlarından daha sıkı bir şekilde sünnete tabi olmuşlardır. Bunu bilesin. وَذَٰلِكَ اَنَّهُمْ اِتَّبَعُوا السَّلَفَ ف۪ي قَبُولُ لِلْمُرْسَلِ. Zira bizim selefimiz olan Hanefiler mürsel hadisin kabulünde kendi seleflerine, tabiine ve öncesinde sahabeye uymuşlardır. فَاِنَّ السَّلَفَ رَحِمَهُمُ اللّٰهِ لَمْ يَزَالُوا عَلَى قَبُولِهِ. Sahabe ve tabi'in, etba'u tabi'in nesli mürsel hadisi hep kabul ede gelmişlerdir. Kâlet taberiyyü, İmam Taberi der ki, ecme'al ulemâ'u alâ kabûlil mursel ve lem ye'ti yura'i ahadun minhum inkârahu ilâ râsil mi'eteyn. Meşhur bir sözdür bu, mürsel hadisle ilgili. Taberi der ki, alimler Hicri 2. yüzyılın başına gelinceye kadar
aralarından mürsel hadisi reddeden hiç kimse gelmemiştir. Hicri 2. yüzyılın başlarına kadar mürsel hadisi reddeden hiç kimse gelmemiş. Hepsi mürsel hadisin hucciyeti üzerinde icma etmişlerdir. Gâle er-râvi kâne ya'ni eş-Şâfiîye rahimehullah. Bu sözü nakleden kişi 2. yüzyılın başlarında mürsel hadisi kabul etmeyen kişi olarak Şafii'yi kastediyor. Yani Taberi demek istiyor ki İmam Şafii'ye gelinceye kadar mürsel hadisi reddeden, delil olarak kabul etmeyen hiç kimse çıkmamıştır. İlk defa Şafii rahimehullah mürsel hadisin hücciyetini kabul etmemiştir der. Ve eşara ile zelike el hafız Ebu Ömer İbn Abdülber fit temhid. Hafız Ebu Ömer İbn Abdülber et temhid isimli o meşhur ve mücessem eserinde bu Taberi'nin sözünü nakleder ve bu cümleleri arkasından sıralar. وَمَنْ نَسَبَ أَصْحَابَنَا اِلَى مُخَالِفِهِ مُخَالَفَةِ السُنَّةِ وَالْعَمَلْ بِالْحَدِيسِ الضَّعِيفِ فَقَدْ غَلَطَ. Bir kimse kalkar da bizim Hanefi imamlarımızı sünnete muhalefet etmekle ve zayıf hadisle amel etmekle itham ederse yanılmış olur. Hata etmiş olur. Ve sebebul galat fi zelik, bir anlamda anlıyorum onların hatasını. Onların yanılmasının bu konuda sebebi اَنَّ الْمُتَأَخِّر۪ينَ اِصْطَلَحُوا عَلَى تَقْس۪يمِ الْحَد۪يسِ. Çünkü müteahhir hadisçiler hadislerin taksiminde şöyle bir terminoloji geliştirdiler. Şöyle bir ıstılah üzerine hemfikir oldular. Hadis şu nev'ilere ayrılır. Sahihin ve hasenin ve da'ifin ve murselin ve munkati'in ve mu'dalin ila gayri zalika min el-enva'il ma'rufe fi ilmi'l hadis. Hadis usulünü okuyanlar bilirler. Orada ma'ruf olan hadis çeşitlerine ayırdılar hadisleri. Ve raddu min zalika el-mursele ve ma ba'dahu mimma zekarna. Ve bu taksimatta sahih, hasen ve daif dedikten sonra mürselden itibaren hepsini zayıf olarak görüp hücciyetini kabul etmediler hadis usulcüleri. وَأَمَّا الْمُتَقَدِّمُونَ مِنَ السَّلَفِ. Selef alimlerine, ilk dönem selef ulemasına gelince فَلَمْ يَرُدُّوا مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْمُرْسَلِ وَالصَّحِيهِ وَالْحَسَنِ. Mütekaddim ulema nezdinde böyle bir ayrım yapılmamıştır. Ve onlar ayrım yapmadıkları için mutlak mürseli de reddetmemişlerdir. Mütekaddim alimler nezdinde böyle bir ayrım olmadığı için mürsel, sahih, hasen
Bunların hepsini tek tek inceleyerek itibara almışlar. Peşinen mürsel hadis zayıftır diye bir kanaat serdetmemişlerdir. وَيُطْلِقُونَ الْمُرْسَلَ عَلَى الْمُنْقَطِعَ وَعَلَى الْمُوْضَلِ Çünkü mütekaddim selef uleması bizim hadis usulünde bildiğimiz tabiinin Hazreti Peygamber'den naklettiği hadislerdir mürsel şeklinde tarif etmemişlerdir mürseli. Mürseli mutlak anlamda inkıta manasında kullanmışlardır. Dolayısıyla munkatı veya mudal hadisede aynı zamanda mürsel adını vermişlerdir. Mütekaddim uleması. فَاِذَا رَأَى مُخَالِفُنَا اَنَّ اَحْتَجَجْنَا بِاَحَادِيثِ ehadisi mürseletin mürsel hadislerle bizim ihticac ettiğimizi gördüğü zaman muhaliflerimiz atlaka aleyha enneha da'ifetun ala istilahihi kendi istilahına terminolojisine göre zayıf olduğu için mürsel hadis hemen bizi mürsel zayıf hadisle amel etmekle itham edivermektedir. Ve nesebena ilel amel bil hadisi da'if ve bizi zayıf hadisle amel edenler içerisine nispet etmekte dahil etmektedir. وَلَمْ يَزَلْ أَصْحَابُنَا الْمُتَقَدِّمُونَ يَعْتَنُونَ فِي كُتُبِهِمْ بِذِكْرِ الْأَدِلَّةِ مِنَ السُّنَّةِ وَالْبَحْثِ عَنْهَا وَتَبْيِينِ التَّصْحِيحِ وَتَبْيِينِ الصَّحِيحِ مِنَ الضَّعِيفِ كالطحاوي وأبي بكر الرازي والقدوري وغيرهم رحمهم الله. Oysa bizim başlangıcından itibaren Hanefi mezhebine mensup ulema arkadaşlarımız, hocalarımız kitaplarında sürekli sünnetin delil oluşuna vurgu yaparlar. Sünnetle ilgili derin araştırmalar yaparlar. Hadislerin sahihini zayıfından ayırmak için çaba gösterirler. Sahih hadisleri zayıf hadislerden ayırmaya gayret ederler. Tahavi, Ebu Bekir Errazi ve Kuturi bu çabayı gösteren Hanefi mütekaddim alimlerdendir. Fakat وَإِنَّمَا قَصُرَ فِي ذَٰلِكَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا Maalesef müteahhir Hanefi hocalarımız bu konuda kusurlu davranmışlar, eksik kalmışlardır. لِعْتِمَادِهِمْ عَلَى مَا تَقَرَّرَ عِنْدَ مُتَقَدِّمِيهِمْ Mütekaddim Hanefi hadisçiler nezdinde yapılan araştırmalara ve yerleşen hadis ve sünnetle ilgili kararlara güvenmişler, yeni çalışmalar yapmamışlardır. Yani 4 asırlık bir dönemde hakikaten Hanefi hadis anlayışıyla ilgili küçük ya da büyük ciddi bir çalışma sergilenememiştir Hicri 8. asrın ortalarına kadar. Fenesebu ile hecri sünneh. Bundan dolayı da sünneti
inkar eden bir mezhep şeklinde nispet etmişlerdir Hanefileri muhalifleri tarafından. وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ اَنْ يَنْسُبَ أَصْحَابَنَا اِلَى ذَٰلِكَ Oysa hiç kimsenin biz Hanefilerin hocalarını, efendim ulemasını böyle bir itham ile itham etme hakkı yoktur. Böyle bir efendim yanlışa nispet etme hakları yoktur. ثُمَّ اِنَّ الْمُخَالِف۪ينَ يُعِيبُونَ عَلَى أَصْحَابِنَا مَا هُمْ وَاقِعُونَ ف۪يهِ Diğer taraftan bu ithamları yapan muhalifler biz Hanefilerin hocalarını hak etmedikleri üzerlerinde bulunmayan bir takım niteliklerle de ayıplamaktadırlar. فَلَقَدْ اَكْثَرَ الْاِمَامُ اَبُوْ اِسْحَاقِ فِي الْمُهَذَّبِ وَاِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ ذِكْرِ الْاِسْتِدْلَالِ بِالْحَد۪يثِ الطَّعِيفَةِ Zayıf hadisle delil getirme konusunda Şirazi'nin Mühezzebinde ve İmamul Harameyn Cüveyni'nin En-Nihayetul Matlabında bunu çokça yaptıklarını görmekteyiz. Yani bu Şirazi rahmetullahi aleyh ve İmamul Harameyn de zayıf hadisle çokça ihticaçta bulunmuşlardır çalışmalarında, kitaplarında. وَقَدْ بَيَّنَ ذَٰلِكَ الْبَيْحَقِيُّ مِنْ مُتَقَدِّمِيهِمْ ثُمَّ النَّوَاوِيُّ ثُمَّ الْمُنْذِرِيُّ مِنْ مُتَأَخِّرِيهِمْ Netekim bu Şirazi'nin veya Cüveyni'nin eserlerinde zayıf hadisleri kullandıklarını biz daha önce Beyhaki'nin açıklamalarından ve Şirazi ile İmamul Harameyn'den sonra da Nevevi Münziri gibi Şafii ulemasının açıklamalarından anlıyoruz. بل في عدة مواضع يصرح إمام الحرمين عن حديث ضعيف بأنه صحيح حتى إمام الحرمين مهذبين pek çok yerinde zayıf bir hadisi sahihtir tasrihinde bulunmak suretiyle hata ettiğine de şahit olmaktayız. Ve yugallituhu el-Şeyh Taqiyyuddin ibn-i Salah ve Nevavi ve gayruhuma. Netekim ibn-i Salah ve İmam Nevevi gibi müteahhirin Şafii hadisçileri Şirazi'nin ve Cüveyni'nin hatalarını ortaya koymuşlardır bu hususta. Ve ashabuna lem yef'alû zâlike. Oysa bizim Hanefi alimlerimiz böyle bir şey yapmadılar. Böyle bir hataya düşmediler. Ve innemâ istedellû bil hadîtil mursel mu'teqidîne أنه كالمسند متبعين في ذلك السلف رحمهم الله. Hanefi alimlerimiz sırf selefe tabi olarak ve müsned olduğuna itikad ederek
mürsel hadis ile doğrudan delil getirmişler, delil almışlardır. Peki efendim, bundan sonrası hidaye hadislerinin tahrici ile alakalı bölüme devam ediyor Abdülkadir Kureyşi rahmetullahi aleyh. Evet, Kureyşi'nin 775 vefatlı fakat 730'lu yıllarda yazdığı El-İnaye bi-Marifeti Ehadisi'l-Hidaye isimli çalışmasının Millet Kütüphanesi'nde Feyzullah Efendi koleksiyonundaki yazmasından bir bölüm dersimizin başında hem bereket olması hem de niye böyle bir dersi seçtiğimizin daha iyi anlaşılması için ıttılalarınıza sunmuş oldum. Şimdi müellifimiz Abdülmecid Türkmani'nin Türkiye'nin efendim Türkmen Bey'inin diyelim İran taşıyor efendim ama aslı Türkistanlı, kendisi Hanefi mezhebine mensup ve Hindistan, Pakistan'da okumuş, oranın Hanefi havasını koklamış ve Dirasat fi usulil hadis ala menhecil hanefiyye isimli güzel bir çalışma, doktora çalışmasıyla bu efendim konuda emek sarf etmiş. Daha sonra da bizim ders kitabı olarak takip edeceğimiz El-Medhali ders kitabı olsun diye o büyük çalışmadan özetlemiştir. Bu özetimizin içinde olmayan ama çalışmanın aslında var olan bir bölümü de okumak suretiyle arkasından dersimize geçme arzusundayım efendim. Bu bölüm El-Faslu Thani Zikru Men Hassa Usul El-Hadis Bi Tasnif. Hanefi ulemasından hadis usulüyle ilgili çalışma yapanlar, özel çalışma yapanlar. Çünkü Hanefi hadis usulü deyince hep fıkıh usulü kitapları akla geliyor. Ve oradan elde ediyoruz biz Hanefilerin hadis usulüne dair kanaatlerini. Oysa müstakil olarak hadis usulüyle ilgili çalışan alimler de çıkmıştır tarihte. Efendim, fıkıh usulü kitapları dışında kırıntı da olsa ben Hanefi hadis anlayışına dair bilgileri nerede bulabilirim diyen kardeşlerimizin efendim nazarına sunmuş olmak için bu bölümü şöyle bir gözden geçiriyoruz. İlk olarak El-İmamul Allame Ebul Feyz Muhammed bin Muhammed bin Ali El-Farisi El-Heravi 731 vefatlı olarak yazmış. 737 vefatı diye ben biliyorum. Çünkü bu kitap matbudur. Efendim, Cevahirul Usul fi ilmi hadithir Rasul. Matbudur bu eser. O matbu eserin üzerinde 737 vefatı geçmektedir. Allahu alem. İkinci çalışma El-İmamul Muhaddis El-Fakih El-Usuli El-Mufannin El-Nahvi Taqiyyuddin Ebu'l-Abbas Ahmed ibn Muhammed El-Şumunni. Evet, Şumunni'nin rahimehullah'ın El-Ali El-Rütbe fi Şerhi Nazmin Nuhme. Gördüğünüz gibi müstakil bir hadis usulü çalışması değil, efendim Nuhbetül Fikar üzerine yapılmış bir şer,
çalışması. Diğeri El-İmamu'l-Hafız El-Muhakkık Ebu'l-Adil Kasım İbni Kutluboğa. Aynı zamanda bir fakih olan İbni Kutluboğa'nın eseri El-Kavlu'l-Mubtekar Haşiyetu Nuhbetil Fikar. Bu da yine nuhbe merkezli, müstakil olmayan bir haşiye çalışması. Fakat Hanefi alimler tarafından yapıldığı için zaman zaman haşiyelerinin veya şerhlerinin içerisinde Hanefi hadis anlayışını da yansıtan eserlerdir bunlar. Dördüncüsü El-İmam El-Allame El-Usuli Radıyuddin Ebu Abdillah Muhammed İbni İbrahim İbni Yusuf El-Ma'ruf İbnül Hanbeli. Hanefi olmasına rağmen İbnül Hanbeli diye lakaplanmış, efendim künyelenmiş, Allah rahmet eylesin cümlesine, Gaffu'l Ether fi Saffi Ulumil Ether. Müellifimiz bunu çok övüyor. Min ecvedi ma ullife havla usulil hadis lil hanefiyye. Hanefi hadis usulüne dair en güzel teliflerden bir tanesidir diye efendim övüyor bu eseri. İbn-i Meleğin fıkıh usulüne dair eserine de ayrıca bir haşiyesi var. El-Allame El-Muhaddis El-Fakih Ebu'l-Hasan Ali İbn-i Sultan Muhammed El-Gari, bizim meşhur Molla Aliyyü'l-Gari diye bildiğimiz efendim alimimizin Şerhu Şerhi Nuhbetül Fikar. Nuhbetül Fikar'ı zaten İbn Hacer kendisi şerh etmiş. O şerhin şerhini Molla Aliyyü'l-Gari bir daha şerh etmiş. Ayrıca Tavdihul Mebani ve Tenkihul Maani isimli bir başka eseri daha mevcut hadis usulüne dair. Bir başka eser El-Allame El-Muhaddis El-Usuli El-Mekin El-Mutkin El-Gazi Muhammed Ekrem İbni Abdurrahman El-Nasburi El-Sindi min a'yan al-qarn al-hadiye aşara lehu im'anun nazar fi tavdihi nuhbetil fikar. Bu da ciddi bir eser. Ve huve min ecvedi şuruhin nuhbe ve hasaten lil hanefiyye. Hanefi bakış açısını yansıtması bakımından nuhbenin en güzel şerhlerinden bir tanesidir. Fe innehu ketiran ma ye'hudu mezhebel hanefiyye min babis sünne, min usulis sarahsi ve tavdih ve gayrihima. Hanefi hadis usulünü yansıtırken çoğunlukla Serahsi'nin ve diğer Hanefi alimlerin eserlerine dayanmıştır. El-Allame El-Muhaddis Ebu'l-Hasan Es-Sagir Gulam Hüseyin bin Muhammed Es-Sadık Es-Sindi. Sindi'nin yine Rahimehullah'ın Behçetün Nazar Şerhu Nuhbetil Fikar ve huve ketirul i'timad fihi ala im'anin nazar ve innem yusarrah bihi ketiran. Açıklamasa da çoğunlukla efendim Sindi'nin eserine dayanmıştır bu zat eserini hazırlarken. Bir başka efendim Hanefi hadis anlayışını yansıtan Hanefi alim tarafından yazılan eser El-Allame El-Kebir Eş-Şab El-Nabiga Sahibu Tasanif El-Kethira El-Muhaddis El-Fakih El-İmam Abdülaziz bin Ahmet bin Hamid El-Kuraşi El-Ferharvi efendim Kevserun Nebi ve Zülalu Havdihir Ravi ve huve kitabun gayyimun acibun fi mevdu'ihi lehu uslubuhu ve tırazuhu. Kendine has bir tarzı ve üslubuyla alanında gerçekten çok kıymetli bir eserdir bu da. Bir başka eser
El-İmamul Muhaddis El-Muhammed Abdülhay El-Leknevi Rahimahullah. Zaferul Emani yazmış ama bunun doğrusu Zıfrul Emani olmalı. Ben öyle hatırlıyorum. Abdülfettah Ebu Gutte hocanın öyle tasih ettiğini hatırlıyorum. Yine de ıttılağınıza sunmuş olayım. Efendim, bu da gayet güzel bir eser. Hanefi hadis usulünü, hadis anlayışını öğrenmek isteyen kişinin asla müstağni kalamayacağı bir eser. Zaten Abdülhay el-Leknevi'nin büyük hizmetleri var bu çizgide. El-Allame el-Muhaddis el-Mevlevi Muhammed Şah el-Hindi Umdetul Usul fi Hadithir Rasul كتبه لبيان أصول حديث الحنفية وأخذ آراء الحنفية من مصدره الأصيل باب السنة من أصول الفقه وخاصة من التوضيح ومسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت Efendim, bir başka eser Şeyhu Şeyhina, hocamızın hocası, bir icazet yoluyla efendim hocamız onun eserlerini almıştır. El-Allame El-Müfessir El-Muhakkık Şebbi Rahmet El-Uthmani. Bu da meşhur bir efendim Hint kıtasının Hanefi hizmetkarı. Fethül Mülhim bir şerhi sahihil müslim. Bu matbu bir eser. İstefettu min mukaddimetihi ve hiye fi usulil hadis kesiran. Tabi eser müslim şerhidir ama mukaddimesi fevkalade güzel ve orada Hanefi hadis anlayışına dair çok hoş açıklamaları var. Abdülfettah Ebu Gutte hocanın da çok güzel talikleri var. Birlikte okunursa gayet güzel olur. Bir diğer eser yine Şeyhu Şeyhina bil icaze el-allame el-faqih el-muhaddis el-nakıd Zafer Ahmet el-Uthmani el-Tehanevi. Tehanevi'nin şüphesiz İ'la-us-Sünen'i. Bu aynı zamanda bir hocamız tarafından Şamile'ye de aktarıldı PDF olarak. Faydalı bir hizmet oldu. Allah razı olsun Ramazan hocamdan da. Şüphesiz bunun mukaddimesini okumadan efendim Hanefi hadis anlayışını kavrayabilmek, içselleştirebilmek pek olası değildir. Mutlaka görülmeli. Görmek yetmez. Üzerinde durarak kırmızı, yeşil, sarı renkli kalemlerle altları çizilerek okunması gereken önemli bir eser. Hatta zaten efendim Hanefi hadis ansiklopedisi olarak geçer. Ama mukaddimesi ayrı bir değere sahiptir. Burada ben iki eser daha ilave etmek isterim Türkçe olarak. Tabii maalesef İslam dünyasının Türkiye'mizde yapılan devasa hadis çalışmalarını bilmemeleri, haberdar olmamaları şüphesiz hem onların hem de bizim ayıbımız ve kusurumuzdur. Bir şekilde Türkiye'deki çok kıymetli tezlerin ve çalışmaların Arap dünyasına, Arap diline kazandırılması gerekir. Mesela İsmail Hakkı Ünal hocamızın, Allah uzun ve bereketli ömürler lütfetsin kendisine, Ebu Hanife'nin hadis anlayışı ve Hanefi mezhebinin hadis metodu
çok köklü bir çalışmadır, ciddi bir emek mahsulüdür. Dolayısıyla bu çalışmanın görülmemiş olması, en azından burada bile zikredilmemiş olması fevkalade düşündürücü ve üzücüdür. Bir diğer çalışma da Mehmet Özşener Hoca tarafından, Hanefi hadis anlayışıyla ilgili ciddi çalışmaları var Mehmet hocamızın da. Özellikle Ebu Yusuf'un hadis anlayışı isimli çalışması çok kıymetlidir. Mutlaka görülmeli, okunmalı, efendim değerlendirilmelidir. Bu iki efendim eseri de ilave ettikten sonra burada müellifimiz Abdülmecit Türkmani iki alime dikkati çekiyor. Devamında metnin kaydırırsak ilgili arkadaşlarımız mevcut metni, birisi Leknevi, bir diğeri Kevseri, efendim diğeri de Keşmiri. Bu üç alime özellikle dikkati çekiyor. Çünkü hakikaten bu üç alimin, Zâid-ül Kevseri'nin, Leknevi'nin ve bir de Keşmiri'nin hadis alanında Hanefilerin anlayışına fevkalade hizmetleri vardır. Onları da hayırla, rahmetle, dua ile anmış olalım. Peki efendim, bu mukaddimeden sonra şimdi de efendim El Medhal isimli derste takip edeceğimiz eserimize başlayabiliriz. Sayfa 9'dan temhid kısmından itibaren başlayacağız inşallah. Mevzunun daha iyi anlaşılması için buranın okunmasına ihtiyaç vardır. Dua kısmını hızlıca okuyayım. Kelimatun ila qari'il medhal. Bu eseri okuyacaklara bir hazırlık olsun, bir giriş olsun diye birkaç söz. Kat وفقني الله سبحانه وتعالى لكتابة دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية رسالة في التخصص في علوم الحديث. Hadis ilimlerinde doktora düzeyinde ihtisaslaşma döneminde tezimi hazırlamak üzere Dirasat fi usulul hadis ala menhecil hanefiyye ismiyle bu risaleyi hazırlamış oldum. Vakat takabbelehul ulema ve talebe bi kabulin hasen. Gerçekten alimler, akademisyenler ve hadis talipleri çok hoş karşıladılar bu eserimi. Bi bereketi duai meşayihi ve ceddi ve valideyye. Şüphesiz hüsnü kabul ile karşılanmasında hocalarımın, ecdadımın ve anne babamın dualarının büyük tesiri vardır. Felillahi subhanahu ve teala elhamdu vel minneh. Hamd'de, minnette her şeyden münezzeh olan Cenab-ı Hakk'a mahsustur. وَقَدْ تَحَدَّثْتُ فِي مُقَدِّمَتِهَا عَنِ الْأُمُورِ اَلَّتِي يَجِبْ مَعْرِفَتُهَا حَوْلَ مَوْضُوعِنَا. Konumuz etrafında, konumuzla ilgili olarak bilinmesi gereken bir takım hususları mukaddimede ben açıklamıştım.
Fel yuraci'a, eğer çok meraklıysan bu medhalin anası olan, aslı olan Dirasat fi usulil hadis ala menhecil hanefiyye adlı eserime müracaat edebilirsin. Ve uşiru huna ila ba'dil umur elleti leha sile bihadel kitab. Fakat bu kitapla ilgili olan, medhali ilgilendiren bazı hususlara şimdi işaret etmek istiyorum. Bir, sebebu te'lifil medhal. Bu Medhal isimli, El-Medhal isimli ders hüviyetli kitabımızı niye te'lif ettik? Te'lif gerekçesi. İktaraha aleyye gayru vahidin minel esatide el-kiram telhisa kitabi et-dirasat. O benim kalın doktora tezimin özetlenmesini pek çok kıymetli hocam bana tavsiye etti. Teklif etti. وَلَمْ اَكُنْ رَاغِبًا ف۪يهِ لِأُمُورٍ يَتُولِ ذِكْرُهَا. Şimdi uzun olduğu için açıklayamayacağım bir takım gerekçelerle bunu kabul etmek istemedim. Yani doktora tezimi özetlemek, doktora tezimin bir ders kitabı olarak sunulmasını hoş karşılamadım. Hatta emarani üstadi el-kerim fadiletü'ş-şeyh el-müfti Abdülkadir el-Arifi hafizahullah ta'ala. Ta ki kıymetli hocam müfti Abdülkadir el-Arifi bana emir buyuruncaya kadar. Ve ekkede aleyye ennel kitabe bihacetin ile telhiz. Hararetle ve şiddetle bu doktora tezinin özete ihtiyaç duyduğunu bana tekit etti. Ve sebep enne gayra vahidin min ashabil medaris vel camiat eddiniyye. Sebebi de şuydu hocamın. Pek çok üniversite ve diğer eğitim öğretim kurumlarındaki arkadaşlardan pek çok kişi yuridune te'yinehu fi mukarraratihim eddersiyye yeşrahu usulel hanefiyye fil hadis. Hadis alanında Hanefi usulünü anlatmak üzere programa, müfredata koymak istediklerini ifade ettiler. Pek çok üniversiteden ve medreseden arkadaşlar, dostlar. Gayra enne tûlehu ve kethrete nukûlihi. Fakat doktora tezinin uzun olması ve çok fazla içinde nakillerin bulunması, sayfalarca nakiller var yer yer. Mimma yec'aluhu gayra munasibin lil kitab-ı dersi. O doktora tezinin ders kitabı olmaya münasip ve uygun olmayacağı yönlerindendir. وَاَقْنَعَن۪ي عَلَى اَهَمِّيَّةِ الْتَلْخِيصِ. Ve işte bu gerekçeler ve hocamızın emri beni bu tezi özetlemeye ikna etti. فَعَزَمْتُ عَلَى اِخْتِصَارِهِ. Ve karar verdim ihtisar yapmaya. ثُمَّ بَدَى لِي اَنْ اَجْعَلَهُ تَعْلِيفًا مُسْتَقِلًا غَيْرَ مُلْتَزِمٍ بِالدِّرَاسَاتِ. Fakat o doktora tezinin aslına bağımlı kalmaksızın neredeyse müstakil bir te'lif ortaya koyma fikri bende oluştu.
ve semmahu şeyhuna el müfekkir el İslami fadiletü şeyh el murabbi el mufti Muhammed Kasım el Kasimi hafizahullahu ta'ala el medhal ila usulil hadis ala menhecil hanefiyye. Üstadım, kıymetlim Muhammed Kasım el Kasimi kitabın adını bu şekilde münasip gördü. Ve ra'aytu fihil umurat taliye. Ben de bu kitapta şu yöntemleri takip ettim. İhtasartu fihi risaleti ettirasat. Öncelikle dirasatın, doktora tezinin bir özetini koydum, yerleştirdim bu medhalin içine. Ve eteytu bi cemi'i ma mebahithihi illa ma leyse lehu te'firun gaviyyun bil mesail elleti ihtelefe fiha el fukaha nahvi babil cerh ve ta'dil. Dirasattaki bütün konuları bu medhale yerleştirdim. Sadece sırf hadisi ilgilendiren, fukahayı ilgilendirmeyen, fukaha ihtilafına herhangi bir tesiri olmayan cerh tadil gibi, babaların evlatlarından nakilleri gibi, salt rivayet ve senetle ilgili hususları burada zikretmedim. Çünkü o konuda bir ihtilaf yok ki. Hadis usulünü okuyan, ki biz İbn-i Salah'ı okumuş idik, zaten bilir o hususları. Zittu mabahite lem tekun fit dirasat. Fakat dirasatta olmayan bazı konuları da ilave ettim bu medhale. Madem Hanefi hadis anlayışını yansıtan bir hadis usulü kitabı olacak bu medhal, öyleyse mutlaka bulunması gereken bazı konular da ilave ettim. Ve kânet muhimmeten yahtâcu dârisul medheb el-hanefi ilâ marifetihâ. Hanefi mezhebine mensup bir öğrencinin mutlaka bilmeye ihtiyaç duyduğu önemli konuları da ilave ettim. Bunlar, o ilavelerim dirasatta yok ama medhalde var. Nahvu el-babur rabi' mesela min hadel medhal. Bu medhalin dördüncü bölümü. O da el-hadith bi'tibari sıhha. Sıhhat bakımından hadis. Ayrı bir bölüm halinde ele almış. Çünkü az önce Kureyşi'nin mukaddimesinde de gördüğümüz gibi sahih kavramının kavramlaşma süreci epey müteahhir dönemlere rast geliyor. Mezheplerin teşekkül döneminde henüz bugünkü anlamda hadislerin sıhhat bakımından taksimi yapılmış değildir. Dolayısıyla ihtilaflı bir konudur. O konuyu da eserime aldım, medhale dahil ettim. حاولت أن يكون المدخل مستوعبا لجميع الأصول المهمة التي امتاز بها الحنفية عن الآخرين. Hanefilerin diğerlerinden ayrıldığı bütün önemli usul konularını bu medhalin ihtiva etmesini arzu ettim. Bunu yapmaya gayret ettim. وَجَعَلْتُهُ فِي تَمْهِيدٍ وَتِسْعَةِ اَبْوَابٍ Ve bu medhali bir giriş, hazırlık bölümü, 9 tane de ana bölüm halinde tasarladım. İkinci tembih edeceğim husus kitapla ilgili,
الحاجه الى معرفه اصول الفقهاء في الاخذ بالحديث. Hadisi kabul etmede fukahanın usulünü bilmeye ihtiyaç. Yani biz hadisçiyiz. Biz hadisçileriz. Fukahanın hadise dair usulünü bilmeye niye ihtiyaç duyuyoruz ki? Gibi bir soru akla gelebilir. Bundan dolayı fukahanın görüşlerinin her hadis yani usulle ilgili görüşlerinin, daha doğrusu fıkıh usulünün ana konularının her hadisçi tarafından da bilinmesi gerektiğini ortaya koyacak müellifimiz. Nebbehtu fi mukaddimeti dirasatin fi usulil hadis. Doktora tezimizde, yani bu medhalin anası olan tezimizde tembihte bulunmuş idim. İlâ darûreti ma'rifeti usûlil fukahâ hâssaten el-hanefiyye. Fukahanın usulünü, özellikle de Hanefi usulünün mutlaka bilinmek zorunda olduğunu tembihlemiştim ben tezimde. Fil ahzi bil hadis, hadisi kabul etme, hadisi delil alma konusunda Hanefilerin kriterleri nelerdir, usulü nedir? Mutlaka bunun bilinmesi gerektiğini tembihlemiştim. وَذَٰلِكَ اَنَّ كَث۪يرًا مِمَّنْ تَصَدَّى لِلْتَصْنِيفِ ف۪ي اُسُولِ الْحَد۪يسِ. Çünkü hadis usulü alanında yazılan kitapların tamamına yakını كَانُوا مِنَ الشَّافِعِيَّةِ, Şafii alimler tarafından gerçekleştirilmiştir. فَاَدْرَجُوا آرَاءَهُمْ فِي الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفْ ف۪يهَا مِنْ حَيْثُ وِجْهَةُ نَظَرِهِمِ الشَّافِعِيَّةِ. Dolayısıyla Hanefi hadisçiler hadis usulü yazarlarken ihtilaf meselelerde yalnızca Şafii bakış açısını hadis usulü eserlerine yansıtmışlardır. Ve kâne lehum hak. Elbette bu da onların en tabii haklarıdır. Gayet tabidir bu durum yani. Lakinne talibe. Fakat bugünkü mütedavil olan hadis usullerini okuyan bir öğrenci yazunnu enneha kavaidu musalleme indel cemi'. Bu hadis usulü kuralı bütün alimlere göre böyledir zannına ve zehabına kapılabilir. Fe yenşe'u tadaddun beyne mezhebihil fıkhi ve beyne hadihil usul. Fe yetehayyar. O zaman da Allah Allah, bizim Hanefi mezhebinde bu konu şöyle ama hadis usulünde demek ki böyleymiş deyip şaşırıp kalır. Bundan dolayı her hadis usulcüsünün en azından Hanefi fıkıh usulünü de bilme zorunluluğu vardır. ثُمَّ رَأَيْتُ اَنَّهُ قَدْ اَوْضَحَ هَذَا الْاِزْدِرَابِ الْعَلَّامَ الْمُحَقِّقْ الْمُحَدِّسْ مُحَمَّدْ عَوَّامَ حَفِزَهُ اللّٰهِ فِي مُقَدِّمَةِ تَعْلِقَاتِهِ عَلَى تَدْرِيبِ الرَّابِ. Daha sonra üstad, büyük hadisçi Muhammed Avvame nin
bu çetrefilli konuyu İmam Suyuti'nin Tedribur Ravisi'ne yaptığı talikatında, der kenarında. Birkaç tane neşri vardır Suyuti'nin eserinin. Fakat içlerinde en faydalı olanı Muhammed Avvame'nin talikiyle yayınlanmış olanıdır. İşte o talikatında çok hoş bir Arkadaşlar galiba yayın dondu. Ben hocamıza ulaşıyorum. Hemen problemi aşıyoruz. Hocamızın interneti gitmiş. Cep telefonundan bağlanıyor. Bir 30-40 saniye içinde burada olur. Evet, sanırım tekrar bağlandım değil mi? Evet hocam, hoş geldiniz. Buyurun, devam edebiliriz. Tam nerede kaldık, nerede kesildi? Bir arkadaşımız hatırlatırsa. Hocam, Tedrib-ül Ravi'den bahsediyordunuz İmam Suyuti'nin. Birkaç neşri var ama en hoş tarihinin Muhammed Avvame'ye ait olduğunu söylediniz. Tamam. Hatta Muhammed... bir arkadaş da hocam. Talik kelimesini sormuş ama daha önceden herhalde katılmayan bir arkadaştı. Efendim? Talik kelimesini sormuş hocam bir arkadaş. Talik. Derkenar demek. Herhangi bir eserin altına kenarına notlar düşmek suretiyle gerek kelime gerek cümle veya mana açıklamasına notlar demek Türkçemizde.
Eski Türkçemizde derkenar demekti. Bugünün diliyle notlar. Peki efendim, Muhammed Avvame'nin Suyuti'nin Tedrib-i Rafisi'ne yaptığı talikattaki mukaddimeyi, giriş kısmını uzun da olsa faydalı olduğu için burada naklediyorum diyor Abdülmecid Türkmani. Gerçekten çok güzel bir mukaddime. Hepsini aldım diyor da hepsini almamış. Başından ve sonundan biraz daha var ama konuyla ilgili kısmı burası. Kale Muhammed Avvame diyor ki mimma la yakfa alel müşteğil bihâdel ilim usulil hadis. Hadis ilmiyle iştigal edenlere gizli olmayan durumlardandır. Enne ulemâehu yahkûne fî kethîrin min mesâilihi el hilâfe beyne telâfi tavâife. Hadisçiler, ulemâehu, hadisçiler herhangi bir konuda konuyu işlerken üç grup arasındaki ihtilaftan sürekli bahsederler. Yani mürsel konusunu ele alıyorlarsa mesela bu konuda efendim değişik görüşler vardır falan şöyle diyor şeklinde. El fukaha vel usuliyyin vel muhaddisin. Yani usulcüler şöyle diyor, fıkıhçılar şöyle diyor şeklinde. Fa ashabu şeyin fil hadal ilim. İlmil mustalah. Mustalah ilmi yani hadis usulü de yetkin olanlar hum ashabu hadihil ihtisasati telâte. Bu üç alanla ilgili de yetkin olan hocalardır. Yani hem fıkıh usulü, hem hadis usulü, hem de fıkıh alanında yetkin olan insanlardır. Hadis usulü da alanında eser yazanlar. Lel muhaddisine fakat. Sadece hadisçilerin görüşünü bilmekle yetinmezler. Efendim, diğer alanlarla ilgili de görüş ve kanaat sahibidirler. Ve ricalatu hadihil ulum bu ilimlerin yani fıkıh usulü, fıkıh ve hadis ilimlerinin önde gelenleri ricalat yani ruculiyet hakiki ilim adamları yerci'ûne fî fıkhihim ve temedhubihim ilel e'immetil erba'a. Netice itibariyle fıkhi kanaatlerinde ve görüşlerinde, mezheplerinde dört mezhebe dayanırlar. Ve min hakkı kulli vahidin minhum bu önde gelen ulemanın hep her birinin elbette şu hakkı vardır. En yahkiye içtihade mezhebihi fil mes'ele el medruse. Araştırılan konuda kendi mezhebinin görüşünü ve içtihadını nakletme hakkı vardır. Yani Maliki mezhebine mensup bir hadis alimi efendim bir hadis usulü eseri yazarken veya bir konuda bahsederken şüphesiz İmam Malik'in kanaatini ve mezhebinin görüşünü yansıtacaktır. Ve yutabbika hadal ijtihada fiha ala ma yattasilu biha min ahkamin fıkhiyye. Şüphesiz her alim mensup olduğu mezhebin ijtihadını
o konudaki fıkhi hükme uygulayacak, o konudaki fıkhi hükmü kendi mensup olduğu mezhep çerçevesinde değerlendirecektir. وَلَوْ رَجَعْنَا اِلَى كُتُبِ اُسُولِ فِقْهِ الْمَذَاهِبِ الْاَرْبَعِ Dört mezhebin efendim usulü fıkıh kitaplarına, usul kitaplarına eğer dönüp bakarsak لَوَجَدْنَا مَا يَتَّفِقُ مَعَ كُتُبِ الْمُصْطَلَحِ الْمُتَدَاوَلَهِ الْمُصْطَلَحِ الشَّافِعِ اَوْ يَخْتَلِفُ مَعَهَا Mütedavil olan hadis usulü kitaplarında ki mütedavil hadis usulü kitapları da Şafii hadis usulü kitabı demektir. Şafii fıkhını yansıtan hadis usulü kitabı demektir. İşte bu mütedavil olan Şafii fıkıh usulünü de yansıtan hadis usulleri bazen diğer mezheplerle, hanefilerle ittifak ettiğini, bazen ihtilaf ettiğini görecektir. وَاِنَّ اَرْكَانَ عِلْمِ مُصْطَلَحِ الْحَد۪يسِ رَحِمَهُمُ اللّٰهُمْ Bugün mütedavil olan hadis usulünün temel direkleri, sütunları, hadis usulü kitaplarının efendim yazarları El Hakim Vel Beyhaki Vel Hatib Vebnus Salah Vel Nevevi Vel Iraki Vel Zerkeşi Vebnu Hacer Vel Sahavi Vel Suyuti Rahimehumullah Ve Muellefatuhum El Mutedavale Hiye Erkanu Hâdel İlim Bu saydığımız zevatın eserleri bu hadis ilminin temelleridir. Ve akvaluhum hiye saidetul mercu'u ileyha. Bu saydığımız zevatın görüşleri de hadis usulüyle ilgili görüşleri de bu konuda referans alınan otorite sayılan ifadelerdir, kaynaklardır. Ama hepsi Şafii mezhebine mensupturlar. Yudafu ileyhim. Bunlara daha başka isimler de ilave edilir şüphesiz. Kullu haula, bütün bu referans hadis usulünde otorite olan isimler ve gayruhum hum min haytul mezhebul fıkhiyyu fukaha'u şafiiyyetun fıkhi mezhep itibariyle şafii fakihleridir tamamı ve malumun şu da bilinen bir gerçektir ki iştiraku mabahithi sünne min ilmi usulil fıkh ma'a ilmi usulil hadis fıkıh usulü ilmi ile hadis usulü ilmi sünnet hususunda sünnet konularında ortaktırlar. Hadis usulüyle fıkıh usulünün ortak yönü sünnetle ilgili, senetle ilgili değil de metinle ilgili, sünnetle ilgili bölüm her iki usulde de müşterektir. فَمَزَحَ هَاُولَٰئِ الْاَئِمَّةُ Bu saydığımız hadis usulü otoriteleri, referans isimler, bu imamlar مَزَجَ هَاُولَٰئِ الْاَئِمَّةُ كُتُبَهُمْ فِي عِلْمِ اُسُولِ الْحَدِيسِ بِآرَاءِ اَئِمَّتِهِمِ الشَّافِعِيَّةِ الْاُسُولِيَّةِ الْفِقْهِيَّةِ Hadis usulü eserlerini yazarlarken mesela Ulumul Hadisi İbn-i Salah yazarken veya efendim Suyuti Tedribü'r-Ravi'yi yazarken
veya Nevevi takribul takribini yazarken, efendim, veya İbn Hacer nüshesini, nukbesini yazarken, efendim, kendi mensup oldukları Şafii mezhebin fıkıh usulüyle ilgili, fıkıh usulünün sünnetle ilgili görüşlerini, kanaatlerini de hadis usulüne yansıtmışlardır. La siyyema, özellikle de وَاَنَّ الْاِمَامَ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَسَائِرَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِم۪ينَ كَتَبَ اَبْحَاتًا كَث۪يرَةً تَدْخُلُ فِي الْعِلْمَيْنِ Zaten başta İmam Şafii rahmetullahi aleyh olmak üzere hem hadis usulü hem de fıkıh usulünü içine alan, alacak tarzda eser telif etmiştir. Fasara ilmu usulil hadis ev mustalahil hadis mustalahan şafiiyen fevkalade önemli bir cümle. Zamanla, böylelikle, böylece zamanla hadis usulü, hadis terminolojisi Şafii terminolojisine evrilmiştir. Şafii usulü haline dönüşmüştür hadis usulü zamanla. Ve kesirun min ahkamihi ahkamun yesiratul eter la yuqafu indaha. Bu hadis usulü içerisinde bazı bölümler vardır ki ahkama tesiri fevkalade azdır, üzerinde durmaya değmez. O mezhebin görüşünü yansıtsa da, bu mezhebin görüşünü yansıtsa da önemli değildir. Rivayetul aba anil ebna, ne olacak yani? Ama lakinne ketirun minha lehu eterun kebir. Bazı konularda vardır ki mürsel hadisin tarifi, hucciyeti, bir hadise sahih demenin veya zayıf demenin içtihadiliği, sahabe kavlinin hucciyeti, bütün bunlar doğrudan ahkama tesir ediyor. Feteral vahide يَأْخُذُ حُكْمًا حَد۪يثِيًّا اُصُولِيًّا مِنْ كُتُبِ الْمُصْطَلَحِ الشَّافِعِيِّ. Bugünkü hadis usulü, dolayısıyla Şafii görünümlü, Şafii'nin görüşleri tesiriyle yazılan hadis usulü kitaplarından herhangi ve yutsur İbn Sabah'tan veya İbn Hacer'den bir hadis usulü kaidesini alıp fıkha uygulayan kişi görecektir ki Hanefiyyün ev Malikiyyün ev Hanbeliyyün, kendisi eğer Şafii dışında bir mezhebe mensupsa فَتَخْتَلِفُ النَّتَائِجُ وَتَزْدَرِبُ. Sonuç bambaşka, farklı olacak ve şimdiye kadar bildiği Hanefi anlayış, görüş ile bu hadis usulü kuralı uyguladığı için ortaya çıkan sonucun çelişkili olduğunu fark edecek ve görecektir. Evet, Muhammed Avvame'nin enfes bir derkenarı, talikı, tedribur raviden iyi ki almış buraya müellifimiz. وَقَدْ قَامَ هَذَا الْاُسْتَازَ الْجَلِيلِ فِي تَعْلِقَاتِهِ بِهَذَا الْاَمْرِ. Muhammed Avvame, değerli üstadımız, bu söylediklerini
bizzat tedrib-ül ravinin talikatında uygulamıştır. Fe mele'e feragan kebiran kunna neş'uruhu, eksikliğini hissettiğimiz, boşluğunu hissettiğimiz büyük bir boşluğu gerçekten böylelikle doldurmuştur Muhammed Avvame. فَتَحَدَّثَ ف۪ي كُلِّ مَسْأَلَةٍ بِعَرَاءِ الْفُقَهَاءِ وَالْاُسُولِيِّينَ بِجَنْبِ مَا اَوْضَحَهُ الْمُعَلِّفِ مِنْ رَأْيِ الْمُحَدِّثِينَ الشَّافِعِيَّ. Müellif Suyuti'nin Şafii hadis usulü ne göre açıkladığı her hususun yanına fukaha, diğer fukahanın ve usulcülerin görüşlerini de şafi ve kafi olacak miktarda Muhammed Avvame ilave etmiştir talikatında. فَهَذَا التَّدْرِيبِ مَعَ تَعْلِيقَاتِهِ يُفَقِّهُ الطَّالِبَ. İşte Avvame'nin talikatıyla okunabilirse eğer bu tedrib-i ravi, öğrenciyi ye fıkıh melekesi kazandırır. Ve yu'ti fehmen sahihen li hadal ilim, hadis ilmi adına da fevkalade derin bir, sağlam bir anlayış lütfeder, kazandırır. Vakat istefettü minha kethiran fe cezahullahu teala hayran. Allah hayırlı bereketli ömürler versin. Ki ben bu eserden çokça istifade ettim diyor efendim Abdülmecid Türkmani. Üçüncü husus muhteviyatu hâzel medhal. İçeriği, muhtevası efendim. Bugün okuyacağımız son kısım, yarım sayfa kadar veya bir, pardon, bir buçuk sayfa kadar bir bölüm bu muhteviyatı da okuyup bugünkü dersimizi sonlandıracağız inşallah. Medhalin içeriği, muhtevası. Unabbihuhuna ala nuketin hamme. Bazı inceliklere burada dikkat çekmek istiyorum. Ve huve enne hâzel kitâb la yughni anil kutub allati tudarrasu fi jami'atina ve medarisina fi usulil hadis li a'immatil fenn nahvi takrib li şeyhil islam en-nevevi ve nushatin nazar li emiril mu'minin fil hadis ibn hacer askalani rahimahumullah taala. Öncelikle bilinmelidir ki bu kitap, yani El-Medhal veya bu kitabın anası olan Dirasat, üniversitelerimizde veya medreselerimizde hadis usulü alanında okutulan bu işin üstadları durumundaki Nevevi, İbn-i Hacer gibi üstadların Nüshed-i Nazar ve Takrib gibi eserlerinden asla müstağni koymaz insanı bu medhal. Yani hocam, efendim nukbe okumayalım, tedrib okumayalım, ulumul hadis İbn-i Salah'ın okumayalım, bu eseri okusak, medhali okusak yeter diye düşünmek fevkalade yanlıştır. Böyle düşünmeye müsaade etmem diyor müellifimiz. Bel yecib tedrisu nushetin nazar littullab. Mutlaka öğrencilerin nushetin nazarı okumaları gerekir İbn-i Hacer Askalani'nin. Ve ba'dahu yudarrasu ev yutala'u hâzel medhal. Ha, nüshe okunduktan sonra bu medhal mütala ve müzakere edilebilir, okunabilir. Abdülmecid hocam, biz de İbn-i Salah'ın Ulumul Hadis'ini baştan sona okuduktan sonra zaten Zat-ı Ali'nizin medhalini okumuş oluyoruz. Bilesin.
وَذَٰلِكَ اَنَّ الْكُتُبَ الْمُصَنَّفَ فِي مُصْطَلَحِ الْحَد۪يسِ تَشْتَمِلُ عَلَى نَوْعَيْنِ مِنَ الْمَبَاحِثِ. Efendim, bu tasnif edilen kitaplar hadis usulü alanında başlıca iki ana konuyu ihtiva ederler. Bütün hadis usulü kitapları. Birincisi, الْمَبَاحِثُ الَّتِي لَيْسَتْ لَهَا صِلَةٌ بِاِسْتِنْبَاطِ الْاَحْكَامِ وَالْمَسَائِلِ الْفُقْهِيَّةِ اَلَّتِي يَعْتَنِي بِهَا الْفُقَهَا وَالْاُسُولِيُّونَ. Fıkıhçıların ve usulcülerinin ilgilendikleri fıkhi meselelerde hüküm çıkarmayla ilgisi, alakası olmayan konular. Ne gibi? كَرِوَايَةِ الْعَبَى عَنِ الْاَبْنَى وَتَارِيْخِ مَوَالِيدِ الرُّوَاتِ وَوَفَيَاتِهِمْ. Bu konuların fıkıhçılarla, fıkıh usulcüleriyle uzaktan yakından alakası yoktur. Ama hadis usulünün bir konusudur, alanıdır. Bütün hadisi kitap, hadis usulü kitaplarının olmazsa olmazlarındandır ama. Çünkü senet bilgisi bu bilgilere ihtiyaç duyar. İkinci ana konu hadis usulü kitaplarında ele alınan el-mebâhitü leti lehâ eferun fil istinbât. Hüküm elde etmede, hüküm çıkarmada %100 etkili olan konular da vardır hadis usulü eserlerinde. Haythu tetefarra'u aleyha el ahkam. Çünkü ahkam, yani dini hükümler doğrudan bu meselelerden neş'et eder, doğar. Mesela kel hadisil mursal, mursal hadis konusu. Vel meçhul, vel mestur. Mestur ve meçhul hadislerin tarifi. Mesela birisi diyor ki, efendim, bir zat bir defa tedlis yaparsa ömrü hayatında bu adam müdellistir. Kıyamete kadar bunun hadisleri kabul edilmez. Ama başkaları da diyor ki, yahu niye tedlis yaptı adam? Belki ihtiyaç vardı. Belki masum bir karinesi veya bir gerekçesi vardı. Bir defa tedlis yaptı diye koskoca adam üstü çizilir mi? Efendim, başka kriterlerde aranmalı diyenler de var. Mesela mesturla, meçhulle ilgilidir bu konular. Ve hucciyeti kavli sahabi, sahabi fetvasının ve uygulamalarının dinde delil olup olmaması. Ve şeraitil amel bi haberil vahid, haberi vahidin hücciyeti, haberi vahidle amel edilir mi? Hangi konularla amel edilir? Bunlar hem fıkıh usulünün, fıkıhın hem de hadis usulünün konularıdır. İşte hadis usulüyle fıkıh usulünün müşterek olduğu konular bu ikinci konulardır. فَلَيْسَ الْغَرَضُ مِنْ هَذَا الْمَدْخَلِ. Bizim bu Medhal isimli eserimizdeki maksat şu değildir. بَيَانَ عِلْمِ اُصُولِ الْحَد۪يسِ كَامِلًا بِنَوْعَيْهِ. Az önce saydığımız, efendim, babaların oğullardan yaptığı rivayetler gibi salt senedi ve hadis usulünü ilgilendiren konuları da içine alacak şekilde bütün hadis usulü konularını bu medhale derc etmek değildir bizim maksadımız. Ben el-garad minhu beyanun nev'i tani. Sadece ikinci maddede, yani fıkha ve fıkıh usulüne
doğrudan etki eden hadis usulü konularını biz bu medhalde ele alacağız. Fahadel Kuteyyib, bu kitapçık yedkurul usule ve tavabitelleti hiye indel fukahai vel usuliyyin minel hanefiyye ve la tucet indel muhaddifin. Hanefi usulcüleri ve fukahası indinde olup da hadisçiler, salt hadisçiler nazarında bulunmayan, mevzu bahis edilmeyen usul konularını da bu kitapçık dile getirmekte, ele almaktadır. اَوْ يَخْتَلِفُ الْحَنَفِيَّ مَعَ الْمُحَدِّثِينَ فِي الطَّوَابِطِ الَّتِي هِيَ مَذْكُورًا فِي كُتُبِهِمْ. Veyahut da Hanefilerin hadisçilerle ihtilaf ettikleri, hani sadece Hanefi fıkıh kitaplarında ve usullerinde bulunan konuları da efendim bu El Medhal isimli eserimiz ele almaktadır. Fe yunebbihu ala tilkel mevâdı, bütün bu konulara dikkati çekmektedir El Medhal. Ve innemâ nebbehtu ala hâzel amr, ben yine şu hususa da dikkati çekmek istiyorum. لأني سمعت أن بعض الإخوة مع إخلاصهم efendim samimiyetine güvendiğim bazı kardeşlerimden duyduğum için şu hususa da dikkati çekmek isterim. أخرجوا نسخة النظر من الكتب الدراسية ووضعوا مكانه الدراسات. Müfredatlarından, ders programlarından Nüzhetün Nazarı, İbn Hacer Askalani'nin hadis usulünün temellerinden sayılan bir eserini müfredatından çıkartıp onun yerine benim doktora tezimi ettirasatı koyan bazı samimiyetine güvendiğim kardeşlerimden duyduğum için tembih ediyorum. Vallahi lem yaksıthu el muallif. Bu medhalin müellifi Allah'a yemin olsun ki böyle bir şey amaçlanmamıştır. Femen erade tedrise hadel medhal. Kim bu medhal isimli eserimizi ders programında takip etmek isterse fel yudarrishu ba'de dirasati kitabi nushetin nazar. لِيَكُونَ الطَّالِبْ عَلَى بَصِيرًا. Öğrencinin daha iyi anlayışlı bir hadis usulüne kavuşması için Nüshetün Nazar'ı okuduktan sonra bu benim Medhal isimli eserimi okumasını arzu ediyorum, talep ediyorum. Emrun ahar, son olarak bir başka husus. وَهُوَ اَنَّ التَّفَقُّهُ والفهم الذي يحصل من كتب أئمة الفن لا يحصل من كتب المعاصرين. Güzel bir noktaya değiniyor. Efendim, fıkıh, buradaki tefakkuh, bizim bildiğimiz fıkıh değil de anlamın anlamı demek. Yani bir hermeneutik, yorum ve incelikleri kavrama, bir ilmin veya bu ilmin, hadis ilminin, hadis usulü ilminin inceliklerini kavrama ve yorum gücüne erişme bu alanda muasırların kitaplarından gerçekleşmez. Ve hâdâ fî cemî'al ulûm, bütün ilimler için geçerlidir bu.
ولو كان هذا الكتاب على سبيل الفرض مشتملا للمصطلحات من نوعيه. Farz edelim ki bu elimizdeki medhal hadis usulünün bütün konularını içine alsın. Yine muasır bir adamım ben. Benim gibi muasır insanların, çağdaş insanların eserlerinden 1400 yıllık geleneği olan bir ilmin efendim feyzi, bereketi oluşmaz. Lema kana yughni an kitab nusatin nazar heyhata heyhat fe ayna kutubu emthalina al muasirin min kutubi eymetil fen. Hiçbir şekilde nusatin nazar benzeri klasiklerden müstani kalınamaz. Bizim gibi muasırların eserleri nerede? Bu ilmin otoritelerinin, referanslarının eserlerinin değeri nerede? Heyhat. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Evet, bugünkü dersimiz böylelikle burada bitirmiş olduk arkadaşlar.